dosyası içerisinde erişim yapılan connection string bilgilerini saklamak gerekiyor. Saklamaktan kastım şifrelemek diyebiliriz bunun için. Çünkü normalde web config dosyaları web üzerinden link olarak indirilmez, kullanılmaz. Sunucuda çalışır ama sunucu tarafında birileri o dosyayı görüyor. Sunucuyu yöneten kişi vesaire. Bundan dolayı bir şifreleme işlemi en azından bilginin temel olarak görünmesini engelleyecektir. Yani imkansız değil tabii ki bunu geri çevirmek. Sadece biraz daha doğrudan görmeyi engelleyecek bir şekilde şifrelenebiliyor. Ben bunun için bir web uygulaması açıyorum. Basit bir sayfa yapacağız. Blogumda bir makalem var. Ocak ayında yayınladığım bir makaleydi bu. Buradaki işlemleri yapacağız aslında. Hani yazılı olarak da buradan erişebilirsiniz. Aynen. Şifrelendiği zaman şu şekilde görünmesi gerekiyor. Bunu da blogumda config ile arama yaparak şuradan config yazarak bulabilirsiniz. Öncelikle web config dosyama bir ayar eklemem gerekiyor ki onu şifrelediğimi görebileyim. Connection string atıyorum. İçerisine name, örneğin Adventure Works connection string diyelim. Connection string server database Adventure Works. Standart bir connection string. Normalde burada hatırlarsanız şifre falan yazıyoruz. Bu Windows Authentication'lere bağlanma yöntemi. Ben bunu SQL Authentication'da yapmak istediğimde ki uygulamada bu şekilde yapmanız gerekecek. Kullanıcı adı ve şifreyi vermelisiniz. Böyle bir durumda açık hedef haline geliyor dikkat ederseniz. Çünkü bunu elde eden kişi her türlü bağlanır. Uzaktan erişim varsa eğer şeyde SQL sorulur. Yetkilendirmesinde. Biz de bunu şifreleyeceğiz ki görünmesin. Yeni sayfa ekliyorum. Burada iki tane buton ekleyeceğim. Bu butonlarla halledeceğiz bu işi. Birisi VTN şifre, diğeri de şifreyi çözme işlemi.
buraya çift tıkladım. Diğerini de tıklayıp böyle kalsın. Şifreleme işleminde yapacağımız işlem. Öncelikle ben web config, yani bir configuration dosyasına erişmek istiyorsam configuration burada system.configuration namespace'ini eklemem gerekiyor. Bundan config adında bir nesne oluşturuyorum. Buraya web configuration manager sınıfından, bunun içinde system web configuration namespace'ini eklemem gerek. Bunun içerisinde open web configuration diye bir metot var. Bunu açıyorum. Bu da benden bir path istiyor. Dosya yolu. Bu path application'ın yolu olması gerekiyor ki burada ben web config dosyasına erişebileyim. Bunun için request nokta application path dedim. Configuration section. Bundan da bir config section nesnesi oluşturup yukarıda oluşturduğum config nesnesinin get section metodundan diyorum ki bana şuradaki section'ı ver. Bunu istiyorum ben. Bunu da tanımlamak için şurada config.getSection bu. Bana bunu getir. If configSection null değilse, yani gerçekten connection string varsa, çünkü olmayan bir şeyi şifrelemeye çalışırsak hata alacağız. O yüzden bu null kontrolü yapmamız gerekiyor. Config section nokta section information nokta protect section metodu şifreleme işlemi yapan kısım burası aslında. Protect section data protection configuration provider. Çok şın dedik burada. Data Protection Configuration Provider. Bu şifreleme işlemini yaptı. Config nokta save diyerek bu değişikliği kaydet. Çalıştırıp bir test edelim. Şurayı açıyorum önce. Burası açıkken yapayım. Değişiklik soracak. Şifre dedim. İşlem yapıldı. Hata yok. Arka tarafa tıkladığımda böyle bir değişiklik var diyor. Bunu değiştireyim mi? Yes dediğimde şifreli hale gelecek bakın. Bunun kaynağını değiştirdiğim için bana soruyor bunu uygulayayım diye. Gördüğünüz gibi şifreli bir hale geldi. Şöyle uzun. Encrypted data içerisinde bu şekilde kullanabiliyorum. Dikkat ederseniz Config Protection Provider ismi olarak da Data Protection Configuration Provider benim buradaki belirttiğim yazıyı burada verdi. Bunun üzerinden tanıyor zaten. Şimdi şifre çözme işlemine bakalım. Hemen hemen aynı diyebiliriz. Şunu kopyalıyorum. Sadece şurası değişecek. Farklı bir şeye bakacağız. Çünkü bu şifrelenmiş mi? Önce ona
Ondan emin olmam lazım. Bunun için de config section, section information is protected. Şifreli mi? Şifreli ise şunu yap. Section information unprotected section metodu çağır ve bunu eski haline getir. Şu an şifreliydi zaten. Şifreyi çöz. Arkaya gel, bir şey olmadı. Sebebi build edelim tekrar. Ben açık bir sayfadan yaptığım için şifreyi çöz. Şimdi oldu çünkü build ettik. Şimdi gel. Bu şekilde web config dosyasını içerisine dikkat ederseniz bu sadece connection string değil. Burada sen ne istiyorsun? Ben connection string'i istediğim için bunu şifreledim. Farklı bir parçayı istersen, farklı bir bölümü gidip onu şifrelersin. Senin için neyi kritikse, çünkü burada ayar tutuyorsun. Ona göre bir güvenlik önlemi